Özgür Özel'i dinleyebildiniz mi? Tamamını değil, sosyal medyaya düşen kısmıyla. Evet, son bölümünde bu konuyla ilgili ilk kez bir değerlendirme yaptı Özgür Özel. Onu birazdan konuşuruz ama önce Devlet Bahçeli'nin bugün Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayalım. Yani biz yeni bir çözüm süreci çağrısı yapmıyoruz diyor Abdullah Öcalan. Özür dilerim, Devlet Bahçeli. Yeni bir çözüm süreci çağrısı yapmıyoruz. Devlet teröristle masaya oturmaz, müzakere etmez. Daha evvelden de işte o alışık olduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi retoriği bu esasen. Fakat Öcalan'a çağrı yapması hala yani ne oluyor sorusunu güçlendiren bir adım olarak görüldü. Siz nasıl değerlendirdiniz bu çağrıyı Mehmet Emin Bey? Şimdi meclisin yasama yılının açılış günü. Sayın Erdoğan salonu terk ettiğinde Sayın Bahçeli bulunduğu yerden kalkarak bir miktarda yol yürüyerek DEM Partili arkadaşlarla tokalaşmıştı. Bunun spontane bir gelişme, bir rutin bir durum olmadığı o gün de açıktı. Ancak hem akşam resepsiyonda hem ertesi gün Bengütürk TV'de sonra grup konuşmasında ve bu haftaki ikinci grup konuşmasında kendi aklında oluşturduğu bir mesaj setini bir yol haritasına uygun olarak verdiği anlaşılıyor. Bu arada izleyicilerimizin tamamı yakından takip etmemiş olabilir. Geçtiğimiz hafta içerisinde de MHP'nin önemli kurmaylarından Fethi Yıldız, Serbest Yeter Hilal Köylü'ye cevaben Semih Yalçın ise yazılı bir mesaj yayınlamak suretiyle de süreci destekleyen açıklamalarda bulunmuş oldular. Tabii ki MHP gibi... Semih Yalçın mekanın sahibi biziz dedi dünkü yazılı açıklamasında. Bunu hatırlatmak istedik dedi. Siz onu destek olarak mı gördünüz? Tabii ki destek olarak görüyorum. Sayın Bahçeli'nin de ilk andan itibaren şimdiye kadar yaptığı konuşmalarda kendi klasik duruşunu hatırlatan, kendi tabanına mesaj veren, yüksek retorikli cümleleri ayıklayıp geriye bu meseleyle ilgili ne söylediğine bakmak gerekiyor. Bugünkü konuşmasının da retorik kısmını ayırdığımızda sizin de ifade ettiğiniz gibi Öcalan'ın 4 yıla yakın bir süredir devam eden tecridinin bittiğini ilan etmiş oluyor. Bittiğini? Bence bittiğini ilan etmiş oluyor. Sonuçta Öcalan bir çağrı yapacaksa bu çağrının içeriği konusunda ne olacağını devlet önceden öngörmüş olabilir. Yani ben oradaki devlet yetkilileriyle İmralı arasındaki bağın zaman dilimleri genişlese de tamamen hiçbir zaman kaybolmadığını düşünenlerdenim. Yani geçen yılda, önceki yılda görüşmüş olabilirler. Ama bu içinde bulunduğumuz ve anlamlandırmaya çalıştığımız karanlık bir odada körün fil tarifi yapması gibi dokunduğumuz duyduğumuz yerlerden anlayarak izah etmeye çalıştığımız süreç eğer Sayın Erdoğan'ın Bahçeli'yi bilgilendirmesinden sonra Bahçeli'nin de ön ve alarak ve inisiyatif alarak bunu kamuoyuna ilanıyla bir noktaya geldiyse bunun evveliyatı vardır. Hmm. Yani devlet dediğimiz şey ya da iktidar siyaseti dediğimiz şey kör kuyuya taş atmaz. Yani bunun ön analizleri yapılmıştır. Bunun olumlu gidebileceğine dair bir kanaat edinilmiştir. Ve bu böylece kamuoyuna mal edilmiştir. Hatırlayın yasama yılının açılışı 1 Ekim, bugün 15 Ekim. 15 gün boyunca da sadra şifa ne meclis zemininde ne kamuoyu zemininde bir kuvvetli tepki ve itiraz gelişmedi. Evet. Daha çok şüpheler ifade edildi. Gerçekten samimiler mi? Ya bu işin ucu yeni anayasaya dayanırsa ne olacak? Ya Erdoğan buradan bir kere daha seçilmeye çalışırsa ne olacak gibi şüphe, endişe ve kaygı ifade eden ifadeler var. Yoksa hiç kimse bir uzmanın, kendisi o kitabı yayınlamadığı için ismini vermem uygun olmaz ama bir uzmanın yaptığı hesaba göre devletin 1993'ten bu yana 13 kere denemiş olduğu örgütün silahsızlandırılmasına dair girişimin bir kere daha denenecek olmasına dair büyük bir kurumsal ya da kamusal tepkiyle karşılaşılmadı. Bence zaten bunu da test ederek ilerliyorlar. Dolayısıyla bugün Bahçeli'nin ifadelerinden anlaşılan bu sürecin Öcalan üzerinden
kurgulandığına dair bize bir ipucu verdiğidir. Yani çözüm süreci olmaz, ben bu laflarımla yeni bir çözüm sürecini işaret ediyor falan değilim ya de. Ya bence de çözüm süreci olmaz. Çözüm süreci isim olarak yıprandı. Ya bu şunun gibi bir şey mi? Hani çözüm süreci de ilk başta Kürt açılımı diye başlamıştı, hatırlarsınız. Kürt açılımı, demokratik açılım, milli birlik beraberlik projesi ve çözüm süreci. Evet. En son öyle olmuştu. Evet. Çünkü Kürt açılımı işte hani devletin üniter yapısıyla alakalı bir takım başka çağrışımlar yaptığı için sakıncalı bulunmuştu. Çözüm süreciyle ikame edilmişti en nihayetinde. Bu da öyle bir şey mi? Yani şimdi çözüm 1 Ekim'de, süreci yoktur demek... Hani ama o zaman da Öcalan'ı işaret etmiş oluyor. 1 Ekim'de Müsavat Dervişoğlu bugün tweet attı. Mesela İyi Parti Genel Başkanı terör örgütünü devlet tasfiye eder, terörün bittiğini de devlet ilan eder. Terörist başından hüküm bekleyene devlet değil, gaflet ve delalet denir diyor. Şimdi şuraya bağlamaya çalışıyorum. Devlet Bahçeli açısından muhatap olarak DEM Parti'yi işaret etmek, Öcalan'ı işaret etmekten daha kolay, daha yürümesi sakıncalı olmayan bir yol değil mi Mehmet Emin Bey? Şimdi şöyle efendim, önce şunu tespit edelim. 1 Ekim'de Sayın Bahçeli Pandora'nın kapağını açtı ya da cini şişeden çıkarttı. Bundan sonra biraz da süreç kendi kendini üretecek. Yani her şey, zaten ben her şey planlandığını düşünmüyorum. Bir önceki çözüm sürecinde ve önceki girişimlerde de dört başı mamur bir ajanda, bir takvim, bir süreç yönetiminden bahsetmek zordu. Biraz da süreç kendi kendini üretecek. Ama bence ilk eli DEM Parti'ye uzatmakla siyaset zeminine vurgu yapmış oldu. Silahsızların bırakılması için de Öcalan'a çağrıda bulundu. Şimdi bakınız, Kürt meselesinin çözümü çok boyutlu bir şeydir. Ve bu süreçlerin kapsayıcılığı her zaman Türkiye ve dünya örneklerinde tartışılmıştır. Biz sürecin nasıl ilerleyeceğini birlikte göreceğiz. Ancak silahlı güçlerin silahsızlandırılması mevzunu siyasetten beklemek de çok mantıklı bir şey değildir. Kimden bekleyeceğiz? Silahı kim elinde tutuyorsa ondan bekleyeceğiz. Yani kim silahı elinde tutuyorsa ona elindeki silahı bırak. Türkiye'de meşhur demokratik siyasi zemin bu meseleleri konuşmaya ve çözmeye yeterlidir diyeceğiz. Şimdi DEM Parti'ye de hani önemli bir fonksiyon atfetmek ama onu aşacak hususlarda da öbür bakış açısını koruyabilmek gerekir. Bence Öcalan'a yapılan çağrı bu anlamda. Yani geniş anlamda Kürt meselesinin siyasal, sosyolojik, ekonomik gibi birçok boyutunun konuşulması zemini meclistir. Ama örgütün silahsızlandırılmasının muhatabı örgüttür. Örgüt de bugün itibariyle Öcalan'ın liderlik pozisyonunu zaman zaman örselese bile, ama bu uzun bir tartışma konusu ama tamamen devre dışı bırakmadığına göre bu durumda bu çağrının Öcalan'a yapılmış olmasının o mantıkla anlaşılır bir yönü var. Peki, Mehmet Emin Aktar'a soralım. Mehmet Emin Bey, siz bugün Bahçeli'nin Öcalan'a bu çağrıyı yapması hakkında ne düşündünüz ve benim bu girişimim işte yeni bir çözüm süreci değildir, devlet terör örgütüyle pazarlığa